Merhaba arkadaşlar. Makine mühendisliğine giriş dersine hoş geldiniz. İlk dersimizde SI birim sistemini yani uluslararası birim sistemini ele alıp ayrıntılı olarak incelemiştik ve her mühendisin bilmesi gereken önemli noktaları vurgulamıştık. Bugünkü dersimizin konusu yine mühendisler için önemli bir konu olan Newton'un hareket yasaları. Makine mühendisliğine giriş kapsamında Newton'un hareket yasalarını ayrıntılı olarak ele alalım. İlk önce birinci yasayla başlayalım. Birinci yasa statik bir durumu gösteriyor. Her cisim üzerine uygulanan kuvvetlerden dolayı durumunu değiştirmeye zorlanmadıkça olduğu yerde durmaya ya da bir doğru üzerinde düzgün hareketine devam eder. Ya durur ya da hareketine devam eder. Eylemsizlik bir değişikliğe karşı direnç demek olduğundan bu yasaya biz eylemsizlik yasası diyoruz. Newton'un birinci yasası eylemsizlik yasasıdır. Cisimlerin hareket durumunun değiştirilmesine karşı gösterdiği direnç olarak da tanımlanabilir. Önemli bir yasa eylemsizlik yasası. Evet, bir daha özetleyelim. Cisim duruyorsa hızı sıfırdır. Hızı v ile gösterirsek v eşittir sıfır. Cisim sabit hızda belirli bir yönde hareket ediyorsa, sabit hızda belirli bir yönde hareket ediyorsa, tamam hızı sabit ama buradan ivmeye geçersek ivmesi sıfırdır. Cismin üzerine etken bileşik kuvvet sıfırsa, yani dengelenmemiş kuvvetler yoksa, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse bu cisim ve bu duruyorsa durmaya devam eder. Sabit hızda gidiyorsa hızı ve yönü değişmez. İvmesi sıfırdır. Evet, bu şekilde de tarif edebiliriz. Burada bileşik kuvvet tanımı var ki bunu ilerleyen derslerde yine göreceğiz. Ayrıca dengelenmiş, dengelememiş kuvvetler var. Yine ilerleyen derslerde ayrıntısına gireceğiz. Ama tüm kuvvetleri temsil eden kuvvete bileşik kuvvet dediğimizi bilelim. Tüm kuvvetleri temsil eden tek bir kuvvete bileşik kuvvet diyoruz. Bunu matematik olarak, fiziksel olarak ya da vektörel olarak gösterirsek, net kuvvetlerin vektörü eşittir 0 Newton'sa, A ivmesi 0'dır veya A vektörü eşittir 0 metre bölü saniye karedir ve bu çerçevede hız sabittir. Eylemsizlik yasasını bu şekilde de özetleyebiliriz. Arkadaşlar, biz her zaman mühendis olarak mühendislik öğretiminde önce ideal durumdan başlarız. Buradaki ideal durumda sürtünmesi ortamlar. Bütün bu tanımları biz sürtünmesi ortamlar için önce yapalım. Biz ideal durumları öğrendikten sonra gerçek durumları güzelce analiz edebiliriz. Önce ideal durumları güzelce öğrenmemiz gerekiyor. Evet, bir cisme uygulanan net kuvvet olan toplam F kuvveti diğer cisimler tarafından o cisme uygulanan her bir kuvvetin vektörel toplamıdır. Evet, fiziksel olarak gösterirsek toplam F kuvveti veya net kuvvet vektörü eşittir diğer kuvvet vektörlerinin toplamı. Evet, burada vektör olarak gösterdik. İstersek skaler olarak da gösterebiliriz. Bir cismin üzerindeki net kuvvet sıfırsa o cismin ivmesi sıfırdır. Bir kez daha tekrarlamış olalım. Ve bu çerçevede ilk örneğimize geçelim. Bir cisme başka 3 cisim tarafından kuvvet uygulanıyor. Elimizdeki bu 3 kuvvet F1, F2, F3 vektörleriyle kuvvet vektörleriyle gösterilsin. F1 2 Newton J birim vektörüne, F2 eksi 3 Newton I birim vektörüyle, F3 5 Newton I birim vektörü eksi 6 Newton J birim vektörüyle gösterilsin. Cisme uygulanan net kuvveti biz bulalım. 3 farklı kuvvet var. 3 farklı kuvvetin toplamı bize net kuvveti verecekti. Vektörel olarak toplamları. Arkadaşlar, vektörel olarak F1 2 Newton J, F2 eksi 3 Newton I, F3 artı 5 Newton I, eksi 6 Newton J olarak bize verilmişti vektörel olarak. I ve J birim vektörlerini dikkate alarak toplamı yaparsak 2 Newton I vektörü birim vektörü eksi 4 Newton J birim vektörünü elde ederiz. Toplam F
vektörel değeri ve gösterimi 2 Newton i eksi 4 Newton j birim vektörü olarak yapılabilir. Biz buradan skeler olarak bir sayısal değer elde etmek istersek bu net kuvvetin skeler değeri 2'nin karesi artı eksi 4'ün karesinin karekökünü eşit olacak. Onu da 4.47 Newton olarak buluruz. Demek ki bu cismi etki eden bileşik kuvvet 4.47 Newton olacak. Birinci yasayı kısaca bu şekilde ele alalım. Ayrıntısına ilerleyen derslerde geleceğiz. Newton'un ikinci yasasına bakalım. Bir dinamik durumu gösterecek bize. Hareket değişikliği uygulanan kımıldatıcı kuvvetle doğru orantılıdır ve kuvvetin uygulandığı yönde bir doğru boyuncadır. Arkadaşlar buradaki kımıldatıcı kuvvet dikkat çeksin diye yazılmıştır. Bir kez daha tekrar edersek, hareket değişikliği uygulanan kımıldatıcı kuvvetle doğru orantılıdır ve kuvvetin uygulandığı yönde bir doğru boyuncadır. Evet, bu tanım içinde hareket kelimesi var. Bu hareket kelimesiyle, ifadesiyle Newton neyi kastetmiştir? Momentumu kastetmiştir. Bu çerçevede biz momentumu veya momentum vektörünü bir tanımlayalım. Momentum, kütle çarpı hız veya momentum vektörü, kütle çarpı hız vektörüne eşit. Ve bunun birimine bakarsak Newton çarpı saniye biriminde momentum. Peki o tanım içinde geçen kımıldatıcı kuvvetle Newton neyi kastetti? Net kuvveti kastetmiştir. O zaman momentumla net kuvveti birleştirirsek veya birbiri cinsinden ifade edersek net kuvvetler vektörü, toplam kuvvetler vektörü eşittir momentum vektörünün zamana göre değişimi. Neydi momentum birimi? Newton çarpı saniyeye. Saniye. Newton çarpı saniyeyi zamana, yani saniyeye böldüğümüzde Newton elde ediyoruz. Net kuvveti elde ediyoruz. Bunu matematik formda gösterelim. Tekrar diferansiyel formda gösterelim. P momentum vektörü M çarpı hız vektörüne eşitti. Yerleştirirsek ve M sabit olduğu için, kütle sabit olduğu için onu başa alırsak burada hızın zamana göre değişimi kalır. Hızın, hız vektörünün zamana göre değişimi bize A ivme vektörünü verecek. M'yi başa aldıysak M çarpı A vektörü, A ivmesi vektörü bize momentumun zamana göre değişimini verecek. Momentumun zamana göre değişimini biz net kuvvetle göstermiştik. O zaman net kuvvet vektörü veya kuvvet vektörlerinin toplamı bize M çarpı A ivmesi vektörü olarak verilmiş olacak. Newton'un ikinci yasasını F eşittir M çarpı A olarak zaten biliyoruz. Bunun momentumdan elde edildiğini göstermiş olduk. Cismin üzerine etki eden dengelenmemiş kuvvetler varsa hareketin durumu değişir. Eylemsizlikte arkadaşlar dengelenmiş kuvvetlerden bahsetmiştik. Burada biz kütleyi de mühendisçe bir tanımlayalım. Kütle bir cismin hızındaki herhangi bir değişikliğe karşı koymasını sağlayan özelliğidir. Bir cismin hızında değişiklik oluşturmak istiyorsak bunun kütleyle orantılı olduğunu bileceğiz. Kütle arttıkça bu karşımıza bir direnç olarak çıkacak. Arkadaşlar buna da biz eylemsizlik kütlesi diyebiliriz. Buradan kuvvet tanımına geçelim. Kuvvet bir cismi ivmelendiren etkidir. Veya bir cismi yalnız başına etkileyen kuvvet, bir cismi yalnız başına etkileyen kuvvet herhangi bir eylemsizlik referans sistemine göre o cismin ivmesiyle aynı yöne sahiptir. Ve kuvvetin büyüklüğü ivmenin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Tanım içinde eylemsizlik referans sistemi de geçiyor. Onu da açalım.
Newton'un birinci yasasının geçerli olduğu ya da o referans sistemine göre net kuvvetlerin 0 Newton olduğu herhangi bir cisim için A ivmesi 0'dı. İşte bu A ivmesinin 0 olduğu bir duruma eylemsizlik referans sistemi diyoruz. Referansımız burada A ivmesinin 0 olduğu durum. Örnek, ikinci yasanın örneği. İdeal sistem sürtünmesiz yüzeyi ele aldık. Cisimimiz 5 kilogram olsun ve buna F eşittir 20 Newton'luk bir kuvvet etki etsin. A ivmesini bulalım. Arkadaşlar, serbest cisim diyagramı bizim için önemli problemleri çözerken bu serbest cisim diyagramı üzerinde yine duracağız ilerleyen derslerde. Bu cismin üzerine etki eden kuvvetleri gösterelim. Önce cismin ağırlığı G'yi alalım. Bu etki tepki gereği biraz sonra göreceğiz. Zemin uyguladığı kuvvete eşit olacak. Yani N eşittir G olarak yazabiliriz. Tamam, bunlar dengelenmiş kuvvet. Dengelenmemiş sadece bir tane F kuvveti var. O zaman bizim F net kuvvetimiz de F'ye eşit ve 20 Newton. F eşittir MA ise buradan A'yı çekeceğiz. Ve F net bölü M 20 Newton bölü 5 kilogram bize ivmeyi 4 metre bölü saniye kare olarak verecek. Gelelim üçüncü yasaya. Her etkiye karşı daima eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Bunun da adı etki tepki yasası. Ya da iki cismin karşılıklı etkileri birbirine karşıdır. İki cismin karşılıklı etkileri birbirlerine karşıdır. Kuvvetler daima çiftler arasındadır. Daima. Ve kuvvet iki cisim arasındaki etkileşimdir. Arkadaşlar, birinci cisim ikinci cisme kuvvet uygularsa etki diyoruz. Bu çerçevede ikinci cisim de birinci cisme kuvvet uygulayacak. Buna da tepki diyoruz. Etki ve tepki kuvvetleri. Birinci cisim ikinci cisme kuvvet uygularsa ikinci cisim de birinci cisme kuvvet uyguluyor. Bunlar etki ve tepki kuvvetleri. Etki tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine uygulanmaz. Farklı cisimler üzerine uygulanır. Etki tepki kuvvet çiftleri dengelenmemiş kuvvet oluşturmak zorunda değildir. Zaten bunlar dengelenmiş kuvvettir. Etki ve tepki. Örnek. K ve L cisimlerini ele alalım. Biri 4 kilogram olsun, biri 2 kilogram. Ve ikisinin birleşimine de sistem diyelim. Bunlar sürtünmesiz bir düzlem üzerinde bulunsunlar. Bu sisteme F eşittir 30 Newton'luk bir kuvvet uygulanıyor gördüğünüz gibi. Bizden L cismine uygulanan kuvveti bulmamız isteniyor. Serbest cisim diyagramlarını çizelim. K'yı ele alalım önce. Arkadaşlar, burada NK eşittir GK demişiz biraz önce gösterdiğimiz gibi. Bu K cisminin ağırlığıyla yerin buna karşı uyguladığı kuvvet birbirine eşit olacak. Diğer taraftan K'ya bir F kuvveti uygulanıyor. L de buna bir tepki kuvveti gösteriyor. Buna F, L, K demişiz. Yani K cismine L'nin uyguladığı tepki kuvveti. Aynı şekilde K da L'ye bir etki kuvveti uyguluyor ki bunu da diğer serbest cisim diyagramında gösterdik. K'nın ve L'nin üzerindeki kuvvetler bu şekilde. Zaten etki tepki eşit. F, L, K eşittir F, K, L olacak. Ama yönleri birbirine ters. Şimdi problemde L cismine uygulanan kuvveti bulacağız, tamam, ama bunun için önce bir ivmeyi bulalım. Tüm sistem için, yani K ve L'den oluşan sistem için toplam kütlemiz 4 artı 2, 6 kilogram. Sonuçta arkadaşlar ivme değişmez. Biz önce 6 kilogram için ivmeyi bulalım. Çünkü verilen değerlere baktığımızda buradan bu sistemin ivmesini toplam kütle için bulabiliyoruz. F net eşittir M toplam çarpı A sistem. Tamam, vektör olarak göstermişiz ama biz skaler olarak bulacağız A ivmesini. O da 30 Newton bölü 6 kilogram eşittir 5 metre bölü saniye kare. Evet. Sistemin ivmesini bulduk. Dedik ya, sistemin ivmesi L cismin ivmesine de eşittir. O zaman L'ye geçersek F KL kuvveti M çarpı A sisteme eşit. L kütlesi, L cisminin kütlesi çarpı bu sistemin ivmesine eşit olacak.
L cisminin kütlesi 2 kilogram. Bizim ivmemiz 5 metre bölü saniye kare. Çarptığımızda 10 Newton bizden istenen L cismine uygulanan kuvvet değeridir. Ve etki tepki gereği biri artı 10 Newton'sa diğeri eksi 10 Newton olacaktır. 3 tane Newton yasası inceledik. Üçü de önemli. Ve üçüne ait de basit örnekler verdik. Amacımız kafanızda biraz bu bildiğiniz veya unuttuğunuz bazı konuların tekrarı olsun dedik. Ama dediğimiz gibi ilerleyen derslerde bu temel bilgiler bize çok lazım olacak. Arkadaşlar ders 2 bu kadar. Ders 3'te ayrı bir konu inceleyeceğiz ama önceden ders 1 ve ders 2'de incelediğimiz her türlü bilgi bize lazım olacak. Makine mühendisliğine giriş derslerinin devamı için kanalımızı beğenirseniz memnun olurum. Ders 3'te görüşmek üzere.